Well, first of all, it was a team performance. Everybody worked hard, very hard. We did not play, not everybody played their best game. Öncelikle burada bir takım performansından bahsetmek gerekiyor. Bu akşam tüm oyuncularımız gerçekten büyük bir mücadele örneği gösterdiler. Çok çalıştılar bu akşam iyi bir sonuçla ayrılabilmemiz için. Herkesin en iyi maçı değildi aslında oyuncularımızın performansını futboluna teker teker bakarsak. Ama bu akşam galibiyetin ilk sırada olduğu, çok önemli olduğu bir karşılaşmaya çıktık. Ve maçın başından itibaren oyuncularımız da galibiyeti buradan alıp bu sahadan o şekilde ayrılmak istediklerini gösterdiler. Çoğu oyuncumuz iyi bir performans gösterdi bana göre. Bazılarının biraz daha fazlasını vermesi gerekiyordu. Rakibe sadece bir pozisyon üretme şansı verdik. Ve normal şartlarda iyi defans yapan bir takım olduğunu bildiğimiz Başakşehir'e karşı 3-4 tane pozisyon bulmayı da başardık. Belki hücum anlamında yine en iyi maçlarımızdan biri değildi. Ama böyle bir karşılaşmada, böyle bir rakibe karşı bile 3-4 pozisyon oluşturduk. Ayrıca bence bir penaltı daha verilmesi lazımdı bize. Televizyondan gördüğüm, az önce baktım, bir elle oynama söz konusuydu diğer pozisyonda. He's a good referee. Çok zor bir karşılaşmaydı aslında bu akşam karşılaşma hakem için. Çünkü tansiyonu yüksek bir maça çıktık. Ama üst düzey bir hakem, bu akşam sahada olan hakem, fena da bir iş çıkarmadığını düşünüyorum. Tabii bazen bazı pozisyonlarla ilgili şikayetleriniz oluyor. Merak ediyorsunuz doğru karar mı, yanlış karar mı diye. Ama bu iş her zaman böyledir. Aynı şekilde diğer hocanın da, rakip hocanın da bu şekilde düşündüğünü inanıyorum. İyi bir hakemdi. Ve iyi bir hakem o hakem zaten. Bu akşam aldığımız galibiyetle yapmış olduğumuz ve yapacağımız transfer çalışmalarının herhangi bir alakası yok. Ayrıca maç öncesinde eğer kaybedersek gibi düşüncelerle gelmem hiçbir zaman ben buraya. Bu maçtan önce de hatta uzun zamandır kadroya yeni transferler yapmamız gerektiğini, yeni eklemeler yaparak yolumuza devam etmemiz gerektiğini söylüyorum. Hala da aynı fikirdeyim. Hala ihtiyacımız var yeni bir oyuncuya. Bunun skorla bir alakası yok çünkü şu anda biz sezonun geri kalan kısmını hatta önümüzdeki sezonu da planlıyoruz. Hayatta sürekli eğer böyle olursa, eğer şöyle olursa diye düşünerek zengin olamazsınız hiçbir zaman. Hayatta eğerin bir yeri yoktur. Eğer ne demektir ki zaten? Gerçek var, gerçekleri konuşmamız lazım. Biz bu akşam kazandık. Gerçek bu. Eğer kaybetseydik, eğer şöyle olsaydı, böyle olsaydı diye hiçbir zaman düşünmem. Eğerlerle yolunuza devam edemezsiniz. Biz kazandık, 3 puan aldık. Belki patronum bana zam vermeli diye düşünürseniz de olmaz. Gidip demelisiniz, size o zammı vermeli. Sizin için söylüyorum. Hakemler de bu işin çok önemli bir parçası. Hakemler doğru kararlarla veya yanlış kararlarla işi başka noktaya getirebilirler. Ama fikrinize, söylemek istediğinize katılıyorum. Çünkü futbol kesinlikle daha önemlidir. Bu anlamda katılıyorum. Ama onlar da çok önemli rol oynayan insanlar bu dünya içerisinde, bu işin içerisinde. Yardımcı hakemler olur, orta hakemler olur. Onlar da bu işin parçası. Ama eğer hakemlerle ilgili bu kadar fazla konuşuluyorsa bunun da bir sebebi olmalı. Niye bu kadar çok konuşuluyor? Bunun altında bir sebep olmalı. Sadece kendimle ilgili söylemiyorum. Çünkü bugün hiçbir şey demedim hakemle ilgili. Ama her şey yolunda gidiyor olsa bu kadar konuşulmazdı diye düşünüyorum. Başakşehir de aynı Adanaspor'a deplasmanda puan kaybetti. Onlar da oradan beraberlikle döndüler. Ama fikrinize şu anlamda tabii ki katılıyorum. Böyle karşılaşmaları kazanmalısınız. Biz de o karşılaşmayı kazanmalıydık aslında. Maçın ikinci yarısında çok daha iyi olan taraf bizdik. 3, 4, belki 5 tane pozisyon üretmeyi başardık. Ama katılıyorum görüşünüze. Çok fazla puan verdik aşağı sıralardaki takımlara. Bu da bizim için iyi bir görüntü değil gerçekten. Ama şöyle de bir dönemimiz vardı. 8 maç kayıpsız geçtiğimiz bir dönem vardı lig yarışı içerisinde. Şimdi de son 4 maçta aslında bir tane beraberliğimiz var sadece.